Merhabalar. Şimdiden Ramazan bayramınızı kutlarım. İnşallah dilerim huzur içinde ağız tadıyla geçer. Artık bu şartlar, bu imkanlar dahilinde ne kadar geçecekse ama gene de gönül istiyor ki bayram tadında geçsin. Biz burada hiç kimsecikler yok. Tek başımıza bir bayram geçireceğiz. Şimdi bu hafta ne konuşalım dedim. Herif dindarlığını konuşalım dedim. Herif kubbe altı sözlüğüne bakınca kaba saba adam anlamına gelir. Bizde böyle nobran, nadan bir kaba saba erkek egemen bir dindarlık formasyonu var. Bu nereden geldi aklınıza derseniz, bu birkaç gün önce işte medya organlarına da konu oldu biliyorsunuz. Üsküdar'da bir genç hanımefendiyle ona muhatap olan kaba saba bir iki tane adamın o kadınları camiye almamaları, basbayağı kovmaları şeklinde çok çirkin bir olay yaşandı. Kimilerine göre aslında o adamlarla tartışan kız camiye alınmamış değildi. Başka bir kadın gruba alınmamıştı. O kız tepki vermişti ama nihayetinde ona gösterilen herifçi oğlunun tavrı bizim Türkiye'mizde, ülkemizde çok da azımsanamayacak oranda aslında bir dindarlık tipolojisine işaret ediyor. O dindarlık ve o din anlayışının adını ben herif dindarlığı koydum. Daha kibarcası yaparsanız ataerkil dindarlık falan da dersiniz. Yok, bence herif dindarlığı daha hoş. Çünkü o tipe ancak bu sıfat. Ataerkil kelimesi o adam üzerinden gördüğünüz, tahayyül ettiğiniz tipe biraz lüks geliyor. Tam yakışanı herif dindarlığı. Şimdi bu herif dindarlığı birdenbire peyda olan bir şey değil. Ben şimdi bu konuşmamda bu dindarlık veya bu din anlayışının kökleri nerelerden besleniyor? Dilimin döndüğünce, aklımın yettiğince bunu sizinle paylaşmak istiyorum. İsterseniz kökünden başlayalım işin. Kaynaktan başlayalım. Oradan buraya doğru yavaş yavaş gelelim günümüze. Kaynak derken dinin kendi kaynağını kastediyorum. Dinin temel kaynağı Kur'an, Kur'an-ı Kerim. Fakat Kur'an-ı Kerim'in elimizde bir iki kapak arasında bir musaf kitap olarak bulunması bizi şaşırtmasın. Bu kitap çok kategorik olarak birbirinden ayrıştırılabilecek düzeyde iki bölümden oluşuyor. Bu bölümün biz tefsirde bir kısmına Mekki bölüm diyoruz. Diğer kısmına medeni bölüm diyoruz. Aslında bu Mekki medeni demek iki ayrı sosyolojide, iki ayrı tarihsel bağlam içerisinde inen ayetler, sureler kategorisidir. Şimdi Mekke döneminde kadın vurgusu pek yok. Mekke dönemindeki ayetlerde genellikle eşitsizlik, toplumsal eşitsizlik, ezilmişlerin hakkına sahip çıkmak, haklar, özgürlükler, oldukça sevecen, insancıl, sivil, demokrat, hümanistik denebilecek bir yani itikat alanından bağımsız olarak toplumsal duruma dair analiz yaptığımızda böyle bir söylem çıkıyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet, bir iki yerde hani bir kadın metaforu veyahut örneklemi üzerinden bir iki atıf var ama onlar çok belirleyici değil. Mekke toplumundaki kadına baktığımızda öyle bizim İslamcıların anlattığı gibi yani rezillik içinde yüzüyordu. Kapkaranlık, zifiri karanlık bir çağdı. Kadınlar da perişan haldeydi denebilecek bir tablo yok. Sadece bir iki örnek vereyim size. Mesela Peygamberimizin ilk eşi olan Hatice, Hazreti Hatice Peygamberimizden önce iki evlilik yapmıştır. Peygamberimizden önce iki evlilik, iki de çocuğu vardı. Bir kızı, bir oğlu.
Peygamberimiz onun üçüncü evliliğidir. Peygamberimizle evlenmeden önceki Hazreti Hatice'ye baktığımızda ikinci kocasının ölümünden sonra asil, zengin, varlıklı Mekke'nin ileri gelenlere birçok teklif getiriyor ama bu teklifleri evlenme konusunda kabul etmiyor. Düşünün, özgüvene bakın ve ayaklarına kadar sağlam yere basan bir kadın profili var. Üstüne üstlük güvendiği, kendilerinden emin olduğu, dürüstlüğünden emin olduğu insanlarla da basbayağı ticaret yapıyor. Nitekim Hazreti Peygamberle de hukuku böyle başlıyor. Yine Peygamberimizin büyük dedesi Haşim'in evlilik yaptığı kadın Selma binti sanırım almış herhalde babasının adı. Bu kadın Peygamberimizin büyük dedesi Haşim'le evlenirken en baştan şart koşuyor. Ben boşanma hakkımı elinde tutmak kaydıyla evlenirim. Aynen de o şart geçerli kabul ediyor. Mesela İbni Habib denilen yazarın erken dönem bir müelliftir. El Muhabber adlı eserine bakarsanız 6-7 kadının dahi bu şartla evlendiğini yani boşanma şartını elinde tutarak evliliğe rıza gösterdiğine dair bilgileri görüyoruz. Yine Mekke döneminde biz hani bu zihar dediğimiz bugün bazılarının Kur'an'ı evrenselleştirmek adına canım o uygulama bugün bizim toplumumuzda da var. Ana avradım olsun demek işte zihardır gibi böyle absürtlüklere konu olan zihar adeti Mekke toplumunda yok. Medine toplumunda var. Medine'ye geldiğimizde kadın meselesi bariz bir şekilde öne çıkıyor. Şimdi bu dönemde biraz Hazreti Peygamber'in eşi olmanın, biraz Hazreti Ebu Bekir gibi güçlü bir figürün kızı olmanın veya kabile olarak, soy olarak güçlü bir asil soydan olmanın belki avantajıyla Ümmü Seleme gibi, Hazreti Ayşe gibi kadınların Kur'an-ı Kerim'e bile bu kitapta niye bizim hiç adımız sanımız geçmiyor? Niçin hep erkeklerin hanesine yazılıyor bütün imkanlar, faziletler, erdemler? Biz yani dış kapının mandalı mıyız mealinde itiraz seslerinin yükseldiğini görüyoruz ve bu itirazlar üzerine birkaç ayetin indiğine dair kitaplardan bilgiler okuyoruz. Ama bunlar münferit örnekler. Genel duruma baktığınızda hani bizim İslamcı kesimin Kur'an kadının seviyesini öyle bir yere getirmiş ki kadınlara özel sure bile tahsis edilmiş. Kadınlara özel sure dediğiniz Nisa suresi bugün kadınlarla ilgili birçok tartışmalı konuyu içeren problemli hususların yer aldığı surenin ta kendisidir. Hani kadına vurulur mu, vurulmaz mı meselelerinin veyahut Allah kadınları, erkekleri kadınlardan bima fettale Allah üstün kıldı veyahut erkekler kavvamdır, patronaj hakkı erkeklere aittir. Ayetlerinin tamamı veyahut miras payında erkekler İki kadınlar bir alır. Yani kadın erkeğe miras payının yarısını alır ayetlerinin tamamı Nisa suresindedir. Medine dönemi toplumunda kadının statüsü bence Yahudilerle olan ilişkilerle de bağlantılı olarak Mekke dönemindeki müşrik Arap toplumuyla kıyaslandığında kadının statüsü bence daha iyi bir seviyeye gelmemiştir. Kur'an'ın burada belki çarpıcı denebilecek kadın lehine geliştirdiği tek belki de tek hüküm mehir hakkının baba veya abi tarafından gasp edilmemesi, mehrin kadına tevdi edilmesi hakkı olarak görülebilir. Veya mirasta sıfır noktasından ikiye bir noktasına getirme düzeyinde diyebileceğimiz bir ıslahat. Ama bunlar radikal yaklaşımlar değil. Bunun sebebi de şu, erkek egemen toplum hazır bulunmuş bir toplumdu. İslam denen davet aynı zamanda düşmanla cephede
kaçınılmaz olarak savaşmayı da gerekli kıldığı için biraz pazu gücü, bilek gücüyle yürüdüğünden işler. Erkeğin yeğe tutulması, ön planda tutulması belki de sosyolojik durum itibariyle daha realisti. Kur'an-ı Kerim'de bu dili korudu. Hazreti Peygamber'in kadınlara karşı tavrında Kur'an'a göre çok daha hassas, daha naif, daha nazik, daha nezaketli davrandığını, Kur'an'ın ise o günkü feodal demeyeyim ama patriyarkal yani ataerkil kodların egemen olduğu toplumsal dokuyu dikkate alarak çıtayı daha aşağıya indirdiği, ortalamaya göre konuştuğu söylenebilir. Bu açıdan baktığımızda kadın erkek münasebetlerinde peygamber pratiğinin ben daha ideal bir format, ideal bir noktaya işaret ettiğini kabul edenlerdenim. Hazreti Ömer dönemi sanki biraz kırılma noktası gibidir. Hazreti Ömer'in nedense kadınlarla ilişkisinde bir gerginlik vardır. Hazreti Ömer'in nitekim bu kadınlarla ilgili beyanları, mesela doğru yanlış ne kadar bilmiyorum ama onun genel profilinden kadınlara karşı hem Peygamber Efendimiz'e gidip bunlar bizim başımıza çıkmaya başladılar diye şikayetleri veya bir sahabi evinde misafirken kendi karısını döverken misafirin araya girmesi üzerine erkek adama karısını niye dövüyorsun diye hesap sorulmaz. Geç otur yerine demesi. Kadınlarla istişare edin, fikir alışverişi yapın ama onlar ne söylerse tam aksini yapın gibi sözlerin tamamı Hazreti Ömer'den nakledilir. O mescitteyken bir kadının ona bak Ömer hakkımı, hukukumu falan filan konusundaki o şeyi o bir münferit hadise olarak bir yere ayrılmalıdır. Ama genel tavrı şeydir. Ve nitekim onun bu tavrı bizim İslam literatürüne de ciddi olarak yansıtılmıştır. Fıkıh külliyatı çok belirleyici bu konuda ama aslında dini metinlerin zaten doğal karakteristik yapısı ataerkil bir söylem üzerine kuruludur ama bu ataerkilliği dini literatür yorum yoluyla daha da pekiştirmiştir. Çünkü dini literatürün tamamı erkekler tarafından kaleme alınmıştır. Ve bu erkeklerimizin Kur'an-ı Kerim'i yorumlamaları, dini metinleri yorumlamalarında kadına biçtikleri rolde özellikle Adem Havva kıssasından itibaren başlayan hikayede Yahudi geleneğin kadın algısının çok bariz bir etkisinin olduğunu görüyoruz. Söz gelimi cennetten çıkarılma meselesinde Havva'ya yüklenen sıfatların, misyonun ve bu çerçevede bizim Kısas-ı Enbiya kitaplarına, tefsir kitaplarına, hadis kitaplarına giren kaburga kemiğinden, şundan bundan, yılan hikayesinden, filandan, fişmikandan tutun birçok hikayenin aynıyla Talmud, Mişna ve Tevrat geleneğinden neredeyse birebir alıntın alarak İslami literatüre girdiğini görüyoruz ve bizim erkeklerimizin de aslında erkek iktidarını kurmak için bu dinileştirilmiş kadın aleyhi söylemi de kendilerine paravan olarak kullandıklarını, kadınlara karşı kendi maskülin iktidarlarını tesis etmek üzerine dini bir sopa olarak kullandıklarını, dolayısıyla dini literatürü de erkeğin lehine yazdıklarını söyleyebiliriz. Fakat bizim dini literatürde kadın meselesi analık statüsü oluşmadan önce büyük ölçüde şeytanla ahbaplık ilişkisi bağlamında ele alınmıştır. Yani mesela züyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisa ayetinin Âl-i İmran'daki tefsirine bakarsanız orada kadına ağza alınmayacak şeytanın kemendidir, şeytanın işbirlikçisidir, bilmem nesidir. Zaten
Adem'i de cennetten çıkarmaya da o kışkırtmıştır. Orada yılanla, şeytanla, iblisle işbirliği yapmıştır. Onun cezası olarak da acılı çocuk doğurmaktan, sancılı doğum yapmaktan, her ay regl olmaktan, bilmem neden bu cezaları da ebediyen yemiştir gibi bütün malzemeyi buraya yığdıklarını görebilirsiniz. Şimdi fıkıh külliyatına da, yani ilmihal bilgilerine de kadın genellikle cıs diyebileceğimiz bir şeytanla mutlaka bir ahbaplığı, bir ilişkisi olan, sürekli hani bazı şeylerin böyle fuel oil taşıyan kamyonların dışında ateşle yaklaşma falan diye yazıyor ya, böyle ölü ya da direklerde, elektrik direklerinde ölüm tehlikesi gibi kendisine tabela asılmış bir varlık gibidir. Fakat nedense medeni durumu birdenbire değişince o ontolojik şeytanlık statüsü birdenbire buharlaşıp birdenbire cennet ayaklarının altına gelen bir kimliğe dönüştürülmüştür. Yani burada erkeklerin mi kendilerine karşı güveni yok, yoksa sürekli olarak negatif olarak dürtülendikleri, güdülendikleri bir varlığa karşı sürekli onu akılda tutmanın bir yansıması mıdır, nedir bilmem. Bizde ilginçtir. Ahlak nazariyelerimizin, pratik ahlak nazariyelerimizin anlatımı söz konusu olduğunda genellikle kadın ve cinsiyetçi bir söylem üzerinden sürekli ahlak, cinsellik, kadın teması üzerinden işlenir. Yani hem kadın o kadar ötelenir hem de sürekli böyle dilden düşürülmez. Bu şuna benzer. Mesela cinsel sorunları olan adamların sürekli cinsel başarı hikayeleri anlatması veyahut doğru dürüst bir avlayamamışın sürekli büyük av hikayeleri anlatması gibi bir komiklik de var burada. Şimdi gel gelelim bir üçüncü faktör, sufiliğin bu konudaki etkisi de çok belirgin. Biliyorsunuz sufilik dünya lezzetlerinden uzak durma mefhumu üzerine oturan bir yapıdır, tecrübedir. Bu dünya lezzeti dediğiniz şeylerin İlk sıralarında yer alan unsurlardan biri de kadın ve evliliktir. Dolayısıyla kadına karşı pehrizli olmak sufiliğin olmazsa olmaz tecrübeleri arasında zikredilir. Mesela onlar için, kimileri için, kimi sufiler için evlenmemek, kendini bundan mahrum etmek, yani erdem yolunda, fazilet yolunda, seyri sülük serencamında önemli bir sınama tecrübesidir. Evlenmezler. Buradan bakınca sufilik ister istemez kadına bir kırmızı çizgi çekmek zorunda kalmıştır. Ha, bu bağlamda hani bugünkü Mevleviliğin, şunların bunların, cerrahiliğin bir takım daha şehirli, daha kültürlü, daha görgülü varyasyonlarını kastetmiyorum. Ben genel olarak sufiliği kastediyorum. Mevlana'nın mesela Mesnevisindeki hikayelere bakarsanız çok ilginç şeylerle karşılaşırsınız. Bu arada Süleyman Uludağ'ın Sufi Gözüyle Kadın kitabını da size, çok incedir, Türk okuyucusunun okuma marjlarına uygun, kalın değil, okumanızı da öneririm. Bir de bu sufilikle ilmihali, fıkhı birbirine böyle tam harmanlamış bir kitabımız vardı bizim. Adına İhya-ül Ulumiddin denir. Bu kitap tasavvufla şeriatı, fıkhı izdivaç ettirmiş, evlendirmiş ve sünni dünyanın hizmetine sunmuş ve tabir caizse sünnilerin 1111'de ölen Gazali müellifi, Sünnilerin o tarihten beri belki de Kur'an-ı Kerim düzeyinde hayatlarında etkisi olmuş bir kitaptır. Çünkü o dini popüler edebiyatın şaheser eserlerinden birisidir. Halkın, sıradan insanların okuyup anlayabileceği bir dille yazılmıştır.
hem içinde şeriat, fıkıh vardır, hem de onun içine katılmış sufilik vardır. Onun mesela Rub'ul Adat adlı başlıklı bölümüne bakarsanız, orada evlilik ve evlilik adabı, muaşeret adabı yazar. Orada kadına biçilen payeyi görürseniz, sadece bir küçük kublecik bir şey söyleyeyim o kitaptan. Bakın, bu kitap bizim dini düşünce dünyamızı çok büyük ölçüde domine eden bir kitaptan bahsediyorum. Yani halk dindarlığının altyapısıdır o kitap. Hani bu herif dindarlığımız nereden geliyor'un kaynaklarını konuşuyoruz. O kitaba bakarsanız şunu göreceksiniz. Kadını evde göz hizasında dışarıyı göremeyecek bir kuytu köşede oturtun. Asla ve kata dışarı çıkarmayın. Dışarı çıkması çok aciliyet kesbederse üstüne en dökük elbiselerini giysin ve en tenha sokaklardan yürüsün gitsin. Oldu ya, sokağın başından bir erkek karaltısı çıktı, hemen bir yere çömelsin, arkasını dönsün. Durum bu. Bu kitabın bu bölümünü bazı çevirmenler almamışlar ama kitabın orijinalinde var. Bir üçüncü faktör, halk dindarlığı bu sufi gelenek üzerinden geldiğinde, sufi geleneğin insanlara dindarlık açısını da kitabi olarak farklı yorumlara açık şekilde lanse etmediğinden, o sufiliğin kafa yapısında, zihniyet dünyasındaki kadın imgesi takipçilerine, o tarikatlara mensup olanların zihinlerine olduğu gibi aktarılıyor ve bu aktarım neticesinde Üsküdar'da kadına "Sen istersen 1500 tane ilahiyat oku, benim için havasın" diyen bir herifçi oğlu karşımıza çıkıyor. Bu herifçi oğlunun arkasına bir de Türkiye'deki bu feodal yapının, ataerkil yapının maç olduğunu da eklediğinizde ortaya tadından yenmez bir herif dindarlığı çıkıyor. Yapılacak iş şudur. Bizim bu dindarlığın aslında bu cehalet dindarlık ilişkisini de haftaya konuşalım. Yani dindarlık mı cehaletin mıknatıs gibi çekiyor, yoksa dinin kendisi mi cehaleti buyur ediyor? Yani burada bir diyalektik ilişki mi var? Hangisi hangisini doğuruyor? Yoksa ikisi birbirini mi davet ediyor? Bunu da haftaya tartışalım. Demem o ki, Bekir Ağırdır'ın dünkü bir Ruşen Çakır'la yaptığı programda dedi ki, bundan 10 yıl önceki Türkiye'nin hani kadın erkek, cinsiyet, toplumsal cinsiyet meseleleri, hani toplumsal kültürel kutuplaşma, başka görüşleri toleransla karşılama noktasında 10 yıl önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında katlamalı, yani ikiye katlanmış denebilecek oranda bir tolerans ve hoşgörü kültürü gelişmiş durumdadır diyor. Demek ki toplumda kendini giderek aşmaya başlıyor. Eski o herifçi oğlu, yani 150 ilahiyat, 1500 ilahiyat bitirsen de benim için havasın denen tipler, benim de gördüğüm kadarıyla marjinalleşiyor ama yine de karşımıza çıkıyor. Bu kalıplar elbette ki bu yeni kuşakların ile birlikte daha da hızlı kırılacak. Ben bu kültürel kalıpların arka planına ışık tutmaya çalıştım. Bizatihi dinin kaynağında da bu altyapı var. Fakat bizim tarihsellik perspektifi bunun bizatihi din olmadığını, tarihsel bir unsur olduğunu, dolayısıyla Kur'an'daki bu tür beyanların dinileştirilemeyeceği, ulvileştirilemeyeceği, sosyolojik bir unsur olarak ait olduğu yere nispet edileceğini söyleyerek bu işi çözmeyi önermişti. Sanırım vaktim doluyor. 30 dakikaya yaklaşıyoruz. Onun için burada kesmek durumundayım. Toparlayabildim mi, anlatabildim mi yeterince bilemiyorum. Haftaya eğer bir sürpriz bir gündem konusu olmazsa din, dindarlık, cehalet ilişkisi üzerine konuşmayı düşünüyorum. Hepinize
sağlık, afiyet diliyorum. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.